İngilizce üniversite okumanın kendine has artıları ve eksileri var. Ama tabii artılarının daha fazla olduğunu söyleyebilirim. Bu derste İngilizce üniversite okumanın artılarını, eksilerini, bilmeniz gereken noktaları, ipuçlarını sizinle paylaşacağım. Hüseyin Demirtaş Akademi'de geçenlerde hazırlık sınıfını geçen bir öğrencimizin bu konuda sorusu vardı. Özellikle bölüme hazırlanmak, İngilizcesini yeterli seviyeye çıkartabilmek adına bundan bahsedeceğiz. Şimdi artılara gelecek olursak en önemli artısı iş dünyasında ve akademik dünyada. Çünkü İngilizceniz iyi olduğu zaman hem iş dünyasında hem de akademik dünyada ilerlemek daha kolay. Çünkü akademinin dili İngilizce, eserler, kaynaklar genellikle İngilizce. İş dünyasında da İngilizcenizin olması hem uluslararası iş yapabilmeyi hem de bulunduğunuz kurumlarda yükselebilmeyi kolaylaştırıyor. Kişisel gelişim açısından da İngilizcenin çok ciddi katkıları var. Hem diyelim ilgi duyduğunuz alanlarda eserler, kaynaklar okuyabilmek, takip edebilmek, hem çok farklı kitaplara, dizilere, filmlere erişebilmek bu konuda güzel bir avantaj. Bir de hayatınız için önemli yatırımlardan birisi. Tabii İngilizce eğitim almanın kendine has zorlukları var. İngilizce üniversite okumanın. Bir kere her şeyi böyle sıfırdan, sil baştan öğreniyorsunuz gibi bir his var. Çünkü diyelim ki matematiği hep İngilizce değil de Türkçe öğrendiniz. Türkçe olarak öğrendiğiniz bir şeyi tekrardan terimleri, yaklaşımları, formülleri, her şey böyle İngilizce üzerinden öğrenmek vakit alabiliyor. Ya da işte fizikte bildiğiniz işte terimler, formüller, anlatımlar vardır. Onları tekrar İngilizce üzerinden öğrenmek farklı bir dönüşüm gerektiriyor. O yüzden ilk yıllar daha zor geçiyor. Mesela kendi adıma da ben üniversitenin ilk dönemini daha zor bulmuştum. Çünkü bir sürü farklı alandan farklı dersler almak, farklı aksanlar, farklı hocalar, ondan sonra her hafta okunacak, benim her dersten okunacak birkaç ünite yazısı. Bunları ilk dönemde yetiştirmek, takip etmek biraz zor gelmişti. Daha sonra tabii alışıyorsunuz. Çok daha fazla emek gerektiriyor. Hani Türkçe okumaya kıyasla. Ama hani eskilerin de deyimiyle zahmetsiz rahmet olmaz. Şimdi burada bazı ipuçlarını sizinle paylaşmak istiyorum. Özellikle İngilizceye katkısı olacak ipuçları. Bir kere eğer sayısal bir bölüm okuyacaksanız muhakkak sosyal bilimler dersleri alın. Çünkü sosyal bilimler dersleri gerçekten İngilizcenizi geliştirecek dersler oluyor. Çünkü ağır okumalar olur. Diyelim ki psikoloji aldınız ya da işte humanities, felsefe, o tarz dersler aldınız. Bunlar ne yapacak? Önünüzde ağır metinler olacak, bolca tartışma olacak. Bunlar ister istemez sayısal derslere göre hani dili daha çok kullanmanızı, dilinizi daha çok geliştirmenizi sağlayacak dersler olacak. İkinci olarak muhakkak farklı bölümlerden ders almayı da öneririz. Zaten çoğu bölümlerde seçmeli ya da sınırsız seçmeli dediğimiz bir kavram var. Farklı bölümlerden ders almayı mümkün kılıyor. Mesela Boğaziçi Çeviri Bilim'de biz hani farklı diyelim alanları görelim diye dersler alırdık. İngiliz edebiyatı, Amerikan edebiyatı, ondan sonra diyelim makroekonomi, sonrasında politikaya giriş, farklı bölümlerden dersler aldığımı, Asya kültürü, böyle çok farklı dersler aldığımı hatırlıyorum. Bu tarz dersler almak ne yapar? Sizin farklı alanlardaki kelime bilginizi, alan bilginizi geliştirir. Daha sonra da TOEFL, IELTS gibi sınavlarda daha iyi performans göstermenizi sağlar. TOEFL ya da IELTS gibi sınavlar için de özellikle diyelim ki ne yapacaksınız? Mezuniyet öncesi bu sınav skorlarını elinizde bulundurmanızda fayda var. Hem diyelim ki lisansüstü eğitim başvuruları için, eğer öyle bir planınız varsa, hem de iş hayatı için. Bunlar 2 yıl geçerli olduğu için 3. sınıfın sonunda ya da 4. sınıfın başında bu tür sınavlara girmeyi tavsiye ederim. Daha erken de girebilirsiniz ama genellikle 3. sınıfın sonuna doğru İngilizce temeliniz daha çok oturmuş, yerleşmiş oluyor. Yani kelime dağarcığınız olsun, alan bilginiz olsun daha çok gelişmiş oluyor. O yüzden 3. sınıfın sonu, 4. sınıfın başı bu tarz sınavlara girmek için bana daha ideal bir zaman dilimi olarak görünüyor. Ondan sonra kendi öğrenme sisteminizi muhakkak geliştirin. Çünkü üniversitede kimse size derse niye geldin, niye gelmedin, neden okudun, neden okumadın ya da niye az okudun, niye çok okudun diye çok sormayacak. Yani üniversitede öğrenciler bir bakıma kendi öğrenmelerinden sorumlu, kendi gelişimlerinden sorumlu. O yüzden siz muhakkak sizden istenenin fazlasını yapmaya çalışın. Yani ne diyelim, hayat boyu size fayda sağlayacak bir temel oluşturmaya çalışın. Çünkü İngilizceniz emek verdiğiniz kadar gelişecek. Yani siz diyelim İngilizce 100 saat yatırım yaparsanız 100 saatlik bir sonuç alacaksınız. 200 saat yatırım yaparsanız 200 saatlik bir sonuç alacaksınız. Yani ne kadar çok zaman ayırırsanız, detaya inerseniz, derinlemesine çalışırsanız o kadar sonuç alacaksınız. Şimdi burada mesela diyelim ki üniversiteye başlayacak bir öğrenci için hani örnek bir vakayı ele alalım. Burada mesela bize gelen soruda öğrencimiz zannedersem yönetim bilişim sistemleri okuyacaktı. O yüzden o örnek üzerinden gideceğim ama herhangi bir bölüm için burada birazdan ele alacağımız sistemi, yaklaşımı uygulayabilirsiniz. Burada bizim öğrencilere genelde tavsiye ettiğimiz şey şu. Önce bir kere müfredatı anlayın. Yani curriculum dediğimiz şey, hani müfredat. Sizi hangi dersler bekliyor? İlk yılda, birinci dönemde, ikinci dönemde hangi dersler sizi bekliyor? Ondan sonra genel olarak bölüm bitene kadar hangi dersleri alacaksınız? Sonra bunu bildikten sonra da o bölümle ilgili özellikle hani birinci sınıfta ilk dönemde okuyacağınız, diyelim alacağınız derslerin kitaplarını muhakkak okumaya, elde etmeye çalışın. Ya da o konularda giriş yazıları okuyun. Böylece ne yaparsınız? Hani sudan çıkmış balık gibi olmazsınız ilk ders başladığında. Alacağınız derslerle alakalı ya da bölümünüzle alakalı daha sağlam bir temeliniz olur. Şimdi internet üzerinden birkaç tanesi de örnek göstermek istiyorum. Mesela burada ne yaptım? Hemen Google'a geldim. Yönetim bilişim sistemleri dediğimiz bölüm Management Information Systems diye geçiyor. Böyle baktığınızda hemen zaten belli yazılar gelmeye başlıyor. Bir kere nedir? Mesela MIS nedir diye burada bir yazı var. What is MIS? Management Information Systems. Mesela hiç bilginiz yoksa ya da çok az bilginiz yoksa böyle bir giriş yazısıyla ya da Introduction to Management Information Systems bu tarz bir giriş yazısıyla başlayabilirsiniz. Burada Wikipedia'nın bir yazısı var. Diyelim giriş yazıları faydalı olur. Ne yaptınız diyelim? Burada o demin ilk baktığım yazı ne var? Texas'tan bir üniversitenin Management Information Systems sayfası. Mesela ne yapabilirsiniz? Bir kere bölüm başlamadan önce ya da dersler başlamadan önce şöyle birkaç giriş yazısını gözden geçirirsiniz. Ya da benzer şekilde Wikipedia üzerine geldiğinizde burada da giriş yazılarını, avantajlarını, dezavantajlarını, farklı bilimlerle, bölümlerle ilişkilerini görebilirsiniz. Bu dediğim gibi o resmi görmenizi sağlar. Daha özelleşmiş olarak bakmak istediğinizde de mesela burada Anadolu Üniversitesi'nin ders listesi var. Burada da Boğaziçi'nin ders listesi var. Mesela geldim burada yönetim bilişim sistemleri sayfasında. Pek çok üniversitede bu var bu arada. Yani hangi üniversiteye gidecekseniz orada bölümler, ondan sonra bölüm müfredatları kısmına bakabilirsiniz. Geldiğinizde mesela burada ne var? Undergraduate Program. Ne diyor? Hani lisans programı ilk dönem, ikinci dönem, üçüncü dönem, dördüncü dönem. Ondan sonra yaz dönemi 5. 6. 7. 8. gitmiş. Bakın burada olası dersler, yani bu büyük oranda zaten bu program işlenecek. Diyelim ki ne yapabilirsiniz? Hemen bakıyorum. Birinci dönemde beni hangi dersler bekliyor? Eğer bölüme gideceksem ekonomi, ondan sonra Management and Organization, Introduction to Information Systems and Technology, Introduction to Algorithms and Programming, Business Mathematics, bir de Unrestricted Elective, yani burada sınırsız seçmeli dediğimiz ders var. Herhangi bölümden ders seçebiliyorsunuz. Sonra ikinci dönem bakıyorum. Ekonomi 2, Principles of Marketing, pazarlamanın ilkeleri ya da pazarlama ilkeleri. Sonra nesne yönelimli programlama, veri tabanlarına giriş, işte işletme matematiği. Sonra da yine sınırsız bir seçmeli var. Mesela diyelim ki ben bu bölüme gidecek bir öğrenci olsam, okey, demek ki dönem bu dersleri alacağım. Mümkünse şunların her biriyle alakalı birer giriş yazısı okurum. Hani kitap almadan önce. Dediğim gibi burada ne yaparsınız? Bu konularla alakalı hemen birkaç tane giriş yazısı okuyup daha sonra mümkünse o birinci dönemde okuyacağınız, derste işleyeceğiniz kitap, kaynak neyse onları erkenden elde edip okumak, araştırmak birinci dönem için güzel bir başlangıç olur. Daha sonra rahat hissettiğinizde ikinci dönem beni ne bekliyor, neler alacağım onları gözden geçirebilirsiniz. Yani bir adım önden giderseniz kesinlikle rahat edersiniz. Çünkü hani İngilizce eğitim alacağınız için terimlere, dile hakim olmadan sınıfa gittiğinizde ya hoca ne diyor, bu kavram ne demek diye düşüneceksiniz. Bu defa hani dersi değil, bu defa İngilizceyi anlamaya çalışacaksınız. Yani İngilizceyi anlayamadığınız için dersi bile belki tam olarak anlayamayacaksınız. O sebeple muhakkak İngilizce eğitim alırken bir adım önden gitmek, okumaları önden yapmak, terimleri, kavramları öğrenmek, böylece sınıfa girdiğinizde derse odaklanabilmek çok önemli. Muhakkak bir sizi bekleyen müfredatı anlayın, giriş yazılarını okuyun ve bir adım önden gitmeye çalışın ki terimlere, kavramlara, bilgilere aşina olun. Böylece sınıfa girdiğinizde hocanızın anlattıklarını takip etmeniz kolaylaşsın. Dediğim gibi temel aklıma gelen noktalar bunlar. İngilizce olarak üniversite okumakla alakalı olarak siz de eğer bir İngilizce üniversite okuyacaksanız ya da şu an İngilizce eğitim veren bir kurumda okuyorsanız tecrübelerinizi, sorularınızı, yorumlarınızı ya da tavsiyelerinizi hepsini yorumlarda paylaşın. Böylece hani bu dersi izleyen herkes için güzel bir kaynak havuzu oluşmuş olur. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşça kalın.